Sayın hocalarım, bugünkü konuğumuz Sakarya Üniversitesi Türkçe Eğitim Anabilim Dalı öğretim üyesi Doçent Doktor Sayın Mustafa Altun hocamız bizlerle birlikte. Hocamıza davetimizi kabul ettiği için Tömer ailesi adına ben çok teşekkür ederim. Ben öncelikle sözü açış konuşmasını yapmak üzere Beykent Üniversitesi Tömer Müdürümüz Sayın Doktor Öğretim Üyesi Ali Şenol hocamıza vermek istiyorum. Buyurun hocam, sizi dinliyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Değerli hocalarım, Sayın Dekanım, değerli meslektaşlarım, sevgili öğrencilerimiz, değerli misafirlerimiz ve çok değerli Türkçe sevdalıları. Çiçeği Burnu'nda Türk Dili Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezimizin, Beykent Üniversitesi Tömer'in bu ilk söyleşisine hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Biz bugünün heyecanını bütün kalbimizde, yüreğimizde hissediyoruz. Fakat bizi yalnız bırakmadığınız için çok çok teşekkür ediyoruz. Biz şu ana kadarki en yeni ve 132. Tömer'iz. 18 Mayıs 2020'de COVID-19 virüsünün yol açtığı küresel salgının gölgesinde başladığımız eğitim öğretim hayatımızın her aşamasında bizden desteğini esirgemeyen başta mütevelli heyetimize, çok değerli rektörümüz ve rektör yardımcılarımıza, idari personelimize, dekanlığımıza, Uluslararası Etkinlikler Ofisi'ne, Halkla İlişkiler Departmanı'na, çünkü açılış süreci biliyorsunuz epey bir meşakkatlidir, Türk Dili ve Edebiyatı bölümün değerli hocalarına ve dışarıda olup da başka üniversitelerin, örneğin İstanbul Üniversitesi'nden bize her türlü desteğini vereceğini söyleyen, adını saymadığımız, sayamadığımız herkese teşekkürü borç biliyoruz. Hep birlikte çok kısa bir süre zarfında Tömer'i hazır hale getirmenin onurunu, gururunu yaşadığımızı dile getirmek istiyorum. Değerli misafirlerimiz, Dünya Sağlık Örgütü çok yakınlarda sonucunu paylaştığı bir araştırmaya dayanarak COVID-19 virüsünün yol açtığı kitlesel travmanın 2. Dünya Savaşı'nda yaşanan travmadan çok daha yoğun olduğunu açıkladı. Her gün açıklanan sayının çok üstünde olduğu iddia edilen ölümlerle birlikte milyarlarca hayatı çeşitli şekillerde olumsuz yönde etkilediği, bu yüzden virüs kısa bir süre içinde önlenemediği takdirde ölüm oranlarının çok daha artacağından, ekonomik, sosyolojik ve psikolojik açılardan büyük çöküşlerin yaşanabileceğinden endişe ediliyor. Tüm bu açılardan değerlendirildiğimizde tarih bölümü başkanımız da burada, değerli Abdülkadir Dönük hocamız da, bugüne kadar 3. Dünya Savaşı ile ilgili olarak yazılan kitapların, yayınlanan makalelerin ve geliştirilen teorilerin hepsi acaba boşa mı çıkmış oldu diye düşünmemek işten bile değil. Zira bugün dünya topyekün ortak bir düşmanla, bir virüsle mücadele etmektedir. Bence bunun adı da 3. Dünya Savaşı'dır. Dünyayı etkisi altına alan bütün bu olumsuzluklar eğitim öğretimin her alanına da etki etmiş. Daha önce sınırlı şekilde yapılan uzaktan öğretim, ki biz bu Beykent Üniversitesi olarak ilk uygulayanlardan biriyiz. Bir anda hemen hemen tüm dünyada eğitim öğretimi sürdürmenin, başka bir deyişle yüz yüze eğitimin en önemli ve zorunlu alternatifi oluverdi. Gerekli ve yeterli teknolojik altyapıya sahip olan okullar, üniversiteler bir takım düzenlemelerle çevrim içi eğitime başladılar ve süreç devam etmektedir. Hepinizin bildiği gibi, hepimizin malumu bu. Ancak teknik yetersizlikler, internete ve teknolojik araçlara sınırlı ulaşım ya da hiç ulaşamama, çevrim içi derslere uygun kaynakların yetersizliği gibi etkenler bu sürecin sancılı olarak devam etmesinin sonucunu doğurmuştur. Bununla birlikte bilim insanları ve alanının uzmanları tarafından ilk dönemin sonunda elde edilen bilgi ve bulgular dikkatle incelenmeye başlamış, eksikliklerin giderilmesi ve daha sağlıklı bir eğitim öğretim ortamının oluşturulması yönünde çalışmalar hızlanmıştır. İşte bugünkü etkinliğimizin ana çerçevesini de bu çalışmalardan biri oluşturmaktadır. Beykent Üniversitesi olarak uzaktan öğretim altyapısına hali hazırda sahip olduğumuzdan bu süreci çok başarılı bir şekilde yürüttüğümüzü ve yürütmeye de devam ettiğimizi söyleyebilirim. Nitekim yabancılar için Türkçe, Kemal hocam da bilir, Türkçe derslerimizde pusula sistemimizin tüm çevrim içi imkanlarından istifade edebildiğimizi belirtmek isterim. Bugün aramızda Kemal hocanın da belirttiği gibi çok kıymetli Doçent Doktor Mustafa Altun hocamız bulunmaktadır. Bizi kırmayıp geldiği için kendisine huzurlarınızda bir kez daha Teşekkür ediyorum. Hocamızın yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde teknoloji kullanımı adlı konuşmasını ben de merak ve heyecanla bekliyorum. Şimdi sözü daha fazla uzatmadan Kemal Hoca'ya sözü veriyorum. Buyurun değerli hocam. Teşekkür ederim Sayın Hocam. Ben Mustafa Hocamız hakkında bilgi sahibisiniz, tanıyorsunuz kendisini, ancak çok kısa olarak ben özgeçmişinden hocamızın kısaca bahsetmek istiyorum. Sayın Hocamız 22 yıldır akademinin içinde yer almaktadır. 2009 yılından itibaren yabancı olarak Türkçe öğretimi alanıyla ilgili lisans ve lisansüstü dersler vermektedir. 2011 yılında Sakarya Üniversitesi Tömer kurucu müdürü olarak atanmış ve 4 yıl kurumda idarecilik yapmıştır Sayın Hocamız. Günümüze kadar alana dair birçok kitap bölümü, makale ve bildiriler yayınlamıştır. Ayrıca Sayın Hocamız bir Avrupa Birliği projesinde yürütücülüğünü yapmış, bir ulusal projede görev almıştır. Yaklaşık 20'ye yakın alana dair sertifika programında dersler vermiştir Sayın Hocamız ve şu an Facebook'ta 20.000'e aşkın üyesi bulunan yabancı olarak Türkçe öğretim sayfasının da yöneticiliğini yapmaktadır. Sayın Hocamız hakkında detaylı bilgi sahibi olmak isterseniz Sakarya Üniversitesi'nin akademik bilgi bölümünden, yine Dilbilimi.net adlı internet sitesinden detaylı bilgilere ve çalışmalarına hocamızın erişebilirsiniz. Ben sözü çok da fazla uzatmamak adına Sayın Mustafa Altun hocamız hazırsa sözü hocamıza vermek istiyorum. Bu arada çok özür diliyorum değerli hocalarımız. Şöyle bir şey yapalım dedik. Mustafa hocam dedi ki ben bir sunu hazırladım. Bu sunuyu bitireceğim. O zaman biz de dedik ki bu sohbet kısmını sona bırakalım. Sorularınız varsa sohbetin, hocamın konuşmasının sonunda sorularınız varsa sorularınızı sohbet kısmına yazarsınız. Hocamız da elinden geldiğince cevap verecek. Buyurun değerli hocam, şimdi söz sizde. Peki. Teşekkür ediyorum. Öncelikle ben de Çanakkale zaferi dolayısıyla bütün şehitlerimize rahmet diliyorum. Allah onlardan razı olsun. Bugün soluk alabiliyorsak onların sayesinde ve salgın dolayısıyla vefat edenlere de rahmet diliyorum. Hakikaten özellikle doktorlarımıza, yani hakikaten onlar da Çanakkale Savaşı'ndaki askerlerimiz gibi, yani bizim için kendi sağlıklarını feda ettiler. Bir yıldır görüyoruz, yani gözümüz önünde olan, ceyran eden şeyler. İnşallah Ali hocamın dediği gibi bu da yani bu beladan da inşallah kurtuluruz. Yüz yüze konferanslar, seminerler yaparız. En son üniversitesinde yüz yüze bir şey olmuştu. Ali hocam da vardı. Evet, İbrahim hocam da burada. İbrahim hocam çağırmıştı bizi. Eyvallah. Yani güzel bir ortam olmuştu. Çok da katılım olmuştu. Koca bir amfiyi doldurmuştu. Küçük bir amfiydi. Baktık gelen çok. Öyle olunca koca bir amfi dolmuştu. O heyecanı burada hissediyorum aslında. Tabii yüz yüze bir ortam değil. Zaten bugün de aslında bunu biraz konuşacağız. Yıllar önce biraz Ali hocamla bizim dostumuzdan kısaca bahsedeyim. Biz 1990'ların başında Ali hocamla yollarımız kesişti. Doktora çalışmasını beraber yaptık. Bir eski bir el yazması metnin yarısı bende, yarısı hocamdaydı. Böyle biraz sıkıntılı, zorlu bir süreç oldu. O arada ben dershanecilik yapıyordum. Özel bir dershanede çalışıyordum. Hocam da Ankara Tömer'deydi. Ben o zaman bu işleri çok iyi bilmiyordum ama hocamdan ilham aldım. Gittiğim zaman bir şeyde Gümüş suyunda bir, değil mi, Taksim şubesinde oradaydı hocam. Oradan kendi üç arkadaşıyla kendisi bir girişimde bulundu. Kadıköy'de orada yolumuz kesişti. Yakında çalıştığımız yerler. Ben İskele Caddesi'ne yakın bir yerde çalışıyordum dershanede. Hocam da oradaydı zaten. 200 sokak arkadaydı. Dersin bittiği zaman hocamın yanına gidiyordum. Beni yabancı öğrencileriyle tanıştırıyordu. Evet, çok sarışındın. Ben de İsveçli diye söylüyordum. İnanıyorlar. Evet. Aralarında kaynıyordu. Şimdi yani bunu niye anlatıyorum? Çünkü benim yani zihnimde ilk şeyler aslında bu hocamla gidip gelmelerimiz arasında oluştu. Daha sonra 2008'de Amerika'ya giderken hocamın arkadaşlara birlikte hazırladığı bir kitap vardı. Türkçe Öğreniyorum adıyla. Onu alıp götürmüştüm. Orada bir evinde kaldığım arkadaş vardı. O arkadaşımın eşi yabancıydı. Türkçe bilmiyordu. Ona biraz bir şeyler öğreteyim dedim. Öyle bir başladık. Sonra 2009'da lisans programında yabancılara Türkçe öğretimi dersi olunca iş bize düştü. Kimse sahip çıkmadı. Ondan sonra biz saz aldık tabiri caizse. O zaman kitapta çok fazla bir şey yoktu. Derya Yaylı hocamızın kitabı vardı. Ondan sonra biz Avrupa Birliği projesi yaptık. Ardından Tömer'i kurduk. 4 yıl, yani hocamın demin ifade ettiği gibi biz de sıfırdan aldık bir noktaya getirmek için. Burada arkadaşlarımız da var. O Tömer'de çalışan arkadaşlarım da sağ olsunlar. Bizi kırmamışlar. Onlar da burada... Evet, herkes var. Erdal Yüzbaşım gelmiş. Hocam evet, gelmiş. Çok teşekkür ederim. Şimdi hocam, herkese tek tek... akşamlar. Evet. İyi akşamlar. Burada. Şimdi herkese tek tek sınırlı olduğu için süre... sağ olun hocam. Evet, sıkmak istemiyorum. Biz de öyle bir başladık. Ondan Mustafa sonra... Hocam, eski dekanımız da burada şimdi. Öyle mi? Sayın dekanlarım, sayın bölüm başkanlarım, bölüm hocalarımız, herkes burada. Değerli hocalarım, çok teşekkür ediyorum katılımınız için. Şimdi böyle bir şeyimiz oldu bizim, seyrimiz oldu. Ben tabii Tömer'i kurduğum zaman, o zaman Facebook'la, yani internetle bağım vardı. Dilbilimi.net diye bir sistemi vardı. Dedim ki yani ben... Evet. Hocam benim küçük bir yeğenim var. Diyor ki dayı diyor gel buraya gel. İlle diyor beni ve bebeğimi göster diyor. Gel bakalım. Akademik camiaya şimdiden gelmek istiyor. Bu ablamın ördeği bebek. Çok güzelmiş. Kız kardeşimin. Evet, bu da baletmiş bu. Babası balet. Bu balerin, pardon, balerin bebeği bu. Bu da ablamın ördüğü bebek. Kendisi utanıyor. Kendisi utanıyor göstermeye. Yani. Tamam, hadi görüş. İlle bebeklerini göster dedi. Evet. Şimdi neticede ben Facebook'ta Tömer'i kurduktan sonra dedim ki bu deneyimlerimi paylaşayım ben. Grubu kurduk. Ondan sonra ne yapıyorsak paylaştık. Ne yapıyorsak paylaştık. Çünkü şunu gördüm ben. Deneyimler yani 4 duvar arasında kalıyor ya da böyle özel sohbetlerde kalıyor, kalıcı olmuyor. O zaman dedik bu işi biz yani yazılı kalıcı hale getirelim. Bugün şimdi demin de hocamız ifade etti, yaklaşık 20.000 civarında üyesi olan bir grubumuz var. Çok dinamik bir grup. Elimden geldiği kadar da yani ne varsa alanla ilgili yenilikler, tezler, makaleler, bunları paylaşmaya çalışıyorum. Aslında hani yabancılara Türkçe öğretiminde hani uzaktan eğitimde ne yapılıyor dendiğinde benim ilk aklıma gelen örneklerden biri, yani naizane benim bu yöneticiliğini yaptığım grup. Yani orada hakikaten yani çok... ben de bir şeyler öğreniyorum. Hem paylaşıyorum hem öğreniyorum. Çünkü özelden yazanlar oluyor. Geçen mesela bir arkadaşımız orada bir iş duyurusu paylaşmıştım. Dedi ki hocam dedi ben dedi o duyuruya dedi başvurdum dedi. Şimdi iş sahibi oldum dedi. Biri diyor ki hocam işte ben yüksek lisans yapacağım. Duyuru paylaşıyoruz. O duyurudan nasibini alıyor. Gidiyor orada yüksek lisansa başlıyor. Yani güzel böyle paylaşımcı bir, bereketli bir grup oldu. Ben de ondan çok mutluyum hakikaten. Yani bu işi yapmanın bir hani doyumu var ya, hakikaten her gün ben o iş tatminini her gün alıyorum. Yani dua ediyorum herkese de sağ olsunlar, takip ediyorlar. Ne mutlu. Yani salgına rağmen biz hala motive olduysak, hani dediniz ya hocam başlangıçta, bir takım karamsar tablolar çiziyorlar ama bu karamsarlığı ortadan kaldıracak güzel yani Facebook ortamlarımız var, sosyal medya ortamlarımız var. Ben o sıcaklığı bütün üyelerimizden alıyorum. Hakikaten o beni mutlu ediyor, ayakta tutuyor. Hepsine de teşekkür ediyorum. Hepsinden Allah razı olsun. Ne mutlu böyle dostlarla bir aradayız. Şimdi buradan ben ekran paylaşımı yapayım. Temel kavramlardan başlayacağım. Şimdi uzaktan eğitim dediğimiz zaman ya da teknoloji dediğimiz zaman aslında bu disiplinler arası bir alan. Bunun içeriğini mesela Türkçe öğreteceksek bunun içeriğini bizler hazırlıyoruz ama işin teknik kısmını yapanlar birden fazla uzmanlık alanına sahip insanlar. Yani işte yazılımcılar var efendim yani birçok yani içeriğin geliştirilmesi için birçok insanın bir araya gelmesi gerekiyor. Zaten örneklerini de göstereceğim size bununla ilgili. Burada Zeki Kaya hocamızın bir kitabı var. Öğretim teknolojileri materyal geliştirme. Zaten teknoloji deyince işin içine eğitim ve teknoloji deyince bir bölüm var. Onun da şöyle bir akıbeti var. Bu teknoloji eğitimi ile ilgili bölümler öğrenci alamıyorlar. Öyle de bir sıkıntımız var maalesef. Yani çok aslında faydalı bir bölüm. Çünkü materyal geliştirme derslerine yani bilişim sektöründe materyal geliştirme derslerine bu hocalarımız giriyordu. Onların da böyle bir akıbeti var maalesef. Ne olacak onu da bilmiyoruz. Şimdi burada bir yaşantı konusu var. Yani buraya baktığımız zaman şimdi yüz yüze eğitim açısından bakıldığında yani şöyle düşünün bir elmanın yani bir elmayı anlayabilmek için ne yaparsınız? Mesela işte elma bahçesine gidersiniz. Elmaya dokunursunuz. Koklarsınız. Değil mi? Yani bizim 5 duyu organımız var. Şimdi teknolojinin belki de bize hani aktaramadığı şeylerden bir tanesi bu. Hani yüz yüze eğitimle uzaktan eğitim arasındaki farklar neler diye düşündüğümüzde o farklardan bir tanesi bu. Yani elmanın resmini görüyoruz ama onun kokusunu internet yoluyla alamıyoruz. Yani böyle teknolojiler de geliştiriliyor. Ben biraz takip ediyorum. Yani farklı koku kombinasyonları oluşturarak size o kokuyu vermeye çalışıyor. Böyle bir takım cihazlar geliştirildiğine dair haberler okumuştum. Ama neticede yani fiziki bir dünya var. Bizim aslında beynimiz bu fiziki dünyaya uyarlanmış. Yani milyonlarca yıl boyunca insanoğlu, kişioğlu milyonlarca yıl boyunca buna uyarlanmış. Biraz da bu hani teknolojiye uyum sağlama, sağlamama gibi bir takım hani şeyler var biliyorsunuz. Mesela göz diyoruz. Yani gözü yoran işte led ışıklar var. Bilgisayardan, cep telefonundan. Hani göz doktorları bu konuda mesela sürekli bizleri uyarıyorlar. Ama bütün bunlara rağmen biz ne yapıyoruz? Uzaktan eğitimde uzaktan eğitim diyoruz. Yani bunun nimetlerinden bahsediyoruz. Ben de bugün aslında size biraz bundan bahsedeceğim. Bu nimetler neler? Yani işin külfet kısmı da var ama nimetleri de var. Ekonomik de bunlar üzerinde duracağım. Örnekler vererek bunlardan bahsedeceğim size. Şimdi bunları da şöyle bakın işte teknoloji ve materyaller dediği zaman işin içine basılı materyaller, modeller, gerçek nesneler, alan gezileri, gösteriler, sergiler efendim birçok şey işin içine giriyor. Yani eğitimde materyal dediğimiz zaman birçok şey var işin içinde. Mesela hani şeyde materyal geliştirme derslerinde böyle büyük bir karton vardır. Üzerine İşte mesela sıfatları anlatacaksa böyle 3 boyutlu bir takım şekiller, nesneler koyar. İşte onlar kes yapıştırdır veya işte alıp bir yerden alıp bir yere monte edersiniz. Yani böyle yani yapboz gibi bir takım şeylerdir. Şimdi uzaktan eğitim yani bu teknoloji tabanlı daha doğrusu bilişim tabanlı eğitim bütün bunları ne yapıyor? Tek bir ortama hapsediyor. Diyor ki bütün işler internet ortamında olacak. Yani işte bir yazılım var arkasında. Belki bir yapay zeka var. önünüzde bir takım modüller var. İşte selamlaşma modülü, tanışma modülü, efendim trenden işte tren bileti alma modülü gibi modüller. Kişi bu modüllerle karşı karşıya kalıyor. Bir şeyler yaptıkça ya puan alıyor veya o modülden bir başka modüle geçiyor. Bu şekilde bir süreç devam ediyor. Peki öncesinde durum nasıldı? Biraz ondan size bahsedeceğim. Bu arada bununla ilgili de Hülya Plancı hocamızın Açık ve Uzaktan Türkçe Öğrenme Sistemleri için Ölçütler diye bir kitabı var. Oradan bir tablo paylaşacağım size. Şimdi bu tabloya göre baktığımızda mesela şu kırmızı olanlara baktığınız zaman yüz yüze eğitim var. Sonra uzaktan öğrenme, uzaktan görsel öğrenme, elektronik öğrenme, mobil öğrenme, uzaktan görsel öğrenme, IP üzerinden yayın, cihaz, yer ve zamandan bağımsız öğrenme diye devam ediyor. Peki neler var? Kara tahta, kalem, kitap, mektup, basılı kitap, radyo, video, televizyon, telefon. Sonra işin içine bilgisayar giriyor, internet giriyor, işte e-kitap giriyor. Sonra kullanılan cihazlar değişiyor. Dizüstü var, cep telefonu var, tablet var. Efendim birçok cihaz da işin içine giriyor. İşte avuç içi bilgisayarlar, e-kitap okuyucu gibi bir takım şeyler giriyor. Bu arada genişletilmiş gerçeklik gibi, işte sanal gerçeklik gibi bir takım şeyler de işin içine giriyor. Sonra yapay zeka tabii burada işin içine giriyor. Bugün en son geldiğimiz nokta, bugün de işte çok tartışılıyor. İşte Elon Musk biliyorsunuz, sahibi diyor ki yapay zeka yakın gelecekte bir tehdittir. Fakat onu ortadan kaldırmanın yolu insan beyniyle yapay zekayı bir araya getirmektir şeklinde. Hatta Neuralink diye bir projeleri de var. Onu da bu şeyin sonunda sizle paylaşacağım. Neticede geldiğimiz nokta aslında milyonlarca yıl boyunca hiç yapmadığımız bir şey yapıyoruz. Yani alışkanlıklarımızı tümüyle değiştiren bir şey yapıyoruz. Yani radikal bir değişim aslında bu. Biz bunun belki farkında değiliz. Dolayısıyla yani işinde olduğumuz için farkındayız. Biz aslında bu mektupla öğrenme, mesela kasetle öğrenme, ben kasetle öğrenmeye yetiştim. Onun da resimlerini göstereceğim. Oxford'un hem dergisi vardı, dergiyle birlikte kaseti vardı. Oradan İngilizce öğrenmeye çalışıyorduk. Yani kaset çalarımız vardı, takıyorduk teybe. İşte oradan İngilizce bir takım şeyler. Hülya hocam da burada. Hocam, evet hocam. Evet, hocamın kulaklarını çınlattık. Teşekkür ederim hocam, sağ olsun. Yani şu anda geldiğimiz nokta aslında hakikaten sonunda bir Türkiye'den bir örnek de bir haber yakalamıştım. Orada da görmüştüm. Yapay zeka kullanarak İngilizce öğretimi. Şu an şeyde Yunus Emre'nin Türkçe öğretim portalında var mı o? Büyük ihtimalle vardır diye düşünüyorum ama bu dediğim şey Türkiye'de bir startup diyorlar ona da, yani tam Türkçe karşılığı aslında işte başlangıç şirketi mi diyelim? Yani öyle bir şirket bu işe öncülük yapmış. Ve bir proje geliştirmişler. Hatta son üründe olmuş internet siteleri falan da var. Yani öğretmenden bağımsız olarak öğrenciler ders görebiliyorlar yapay zeka teknolojisiyle. Şimdi bizim ilk şeyimiz, yani bu teknoloji dedik ama daha gerilere gidelim. Yani nedir? İşte Divanü Lügati't-Türk'le başlıyor. Araplara Türkçe öğretmek maksadıyla yazılmış bir kitap. Bakın ilk aslında şey bu. Teknoloji diyoruz ya. Kitap da bir teknolojik bir ürün. Yani teknolojik bir materyal. Hani baktığımız zaman. Daha sonra işte işin içine sözlükler girmiş. Efendim. Ardından mektupla öğretim girmiş. Sonra radyo dersleri girmiş. Televizyon girmiş. Bu televizyon dediğimiz zaman ilk akla gelen Hülya Hocam'ın da hani mensubu olduğu Anadolu Üniversitesi, hatırlıyorum ben, bir böyle küt saçlı bir Türk bir bayan vardı, bir de bir İngiliz vardı, gözlüklü, bıyıklı. Onlar hala unutmuyorum mesela. Adını hatırlayamadım ama. Mr. ve Mrs. Brown'lar vardı. Evet. Yani televizyon deyince İngilizce öğretimi aklıma geliyor. Bu biraz değişik. Zuhal Hanım'dı galiba. Zuhal Hoca'ydı galiba. Zuhal Hoca. Erkek David miydi? Bravo Ayşen David, Hocam. Evet. Aynen. Erkek de David'ti. Tebrik ederim. Evet. Cülal'dı galiba hocam. Cülal'dı yanlış hatırlamıyorsam. Zuhal Hoca ama hiç saç stilini hiç değiştirmedi galiba. Ya da bana böyle geldi. Hiç değiştirmedi. Evet. Doğru. Evet. İşte bu kaset bende vardı. Gelişim Oxford'un kasetleri bende vardı. Bunlardan yapıyorduk. İngilizce öğrenmeye çalışıyorduk. Sonra ben bu 2008'de Amerika'ya giderken böyle bir cihaz aldım. Sayısal sözlük. Hatırlıyorum bayağı sayısal sözlük ve bayağı değişik ortamlarda oldu, deneyimim oldu. Hatta bir hastane vakam vardı. Mide ağrısı nedir bilmiyorum. Sözlüğe bakıyorum. Ondan sonra doktora diyorum ki işte stomach falan. Adamlar dedi ki senin dedi İngilizcen kırık İngilizce, broken English. Biz de sana bir tercüman bulalım. Hani o sözlüğün öyle bir hikayesi var yani. Ya şimdi ona gerek kalmadı. İşte Google Translate'le bakın teknoloji ne kadar gelişiyor. Siz Türkçe söylüyorsunuz. O İngilizceye çeviriyor. Yani teknoloji müthiş hızlı ilerliyor. Onun da örneklerini sizle paylaşacağım. 37 dilde eş zamanlı çeviri yapan kablosuz kulaklık diyor. Bu mesela ne zaman? 2017'de bayağı olmuş. Yani şimdi daha yeni teknolojiler var. Yani düşünün kulaklığı takıyorsunuz ve eş zamanlı çeviri yapıyor size. Bu da benim 93'ten itibaren kullandığım bilgisayar veya tabletler. Yani bakın ilk Ali Hocam belki hatırlar bu Macintosh. Senin Macintosh'tu evet. Disketli bir Macintosh vardı. Ondan işte yine disketliler sonra CD oldu, DVD oldu. Sonra dediler ki bu da kalktı. Artık CD, DVD yok. USB var. USB'nin 3.0'ı çıktı, 5.0'ı çıktı. Sürekli tekrar eden bir şey var. Yani bizim geldiğimiz noktada nereden nereye geldik? Şimdi cep telefonu bilgisayarın yaptığı işi yapıyor. Şu anda bizim öğrencilerimiz uzaktan eğitimde çoğunlukla akıllı cep telefonu kullanıyorlar. Şimdi soruyorum. Yani bilgisayar almıyor. Akıllı cep telefonuyla bu işleri halleder hale geldiler. Yani çok hızlı gelişen bir dönemdeyiz. Yarın ne getirecek? Onunla ilgili de sunumun sonunda bir takım şeyler anlatacağım size. Kerim Sarıgül hocamız, eğer buradaysa selamlıyorum. Hocamızla da çok bizim istişaremiz olmuştu. Arada bu teknoloji ile ilgili konularda birlikte bir takım programlarda yer aldık. Onun da katkıları olmuştu. Bu konuda başvurabileceğimiz isimlerden biri Kerim Sarıgül hocamız. Hatta bir kitabı da var. Onu da kitap önerileri kısmında size paylaşacağım. Kendi sayfası var. kerimsarıgül.com diye. Kendi sayfası var. Burada mesela eğitimde kullanılan en iyi 100 araç. Belki bu değişmiş de olabilir. Bu mesela şu anda Zoom var. Zoom en üstte. Ondan sonra Google Meet geliyor. Efendim buna benzer. Şurada 10. sırada bakın. Şu anda kullandığımız şey. İşte PowerPoint, Google Classroom, yani aklınıza gelebilecek ne varsa. Bu aslında yani çok geniş bir dünya. Yani içine girdi mi kaybolma riski de var. Yani dolayısıyla Kerim Hoca böyle tanıtımlarla, uygulama tanıtımlarıyla bizim işimizi biraz kolaylaştırıyor. Yani kendi kullanıyor, sonra nasıl kullandığını bunu anlatıyor bize. Bu açıdan çok güzel, faydalı bir site. Kerim Sarıgül hocamızın sitesi. Bu benim size bahsetmiştim. Bakın burada dil bilim araştırmaları için bilgisayar yazılımları diye bir şey var. Bir sayfa var. Aşağıda da bunun devamı var. Hepsini burada almamıştım sığmaz diye. Burada mesela Kerim Sarıgül hocamızdan da öykünerek bir liste oluşturdum. Yani eğitim, dil eğitiminde kullanılabilecek şeyler neler, uygulamalar neler, internet tabanlı uygulamalar neler. Onların bir listesini yapmıştım. Hani oradaki 100 diyordu ya, tamamı yok belki ama en çok öne çıkan uygulamaların bir listesini yapmıştım. Dilbilimi.net, işte yazılım HTM diye girerseniz orada bu listeye bulabilirsiniz. Bu da yabancı olarak İki Dilli Ortamlar, Türkçenin Öğretim Araştırmaları Kaynakları diye Tömer'i kurduktan sonra işte dilbilimi.net zaten vardı. Dedim ki Facebook'taki grup dinamik bir grup ama orada yakaladığım sabit bilgiyi de bu sayfada paylaşıyorum. Böylece yani Facebook'un böyle hani şeyleri arasında kaybolup gitmiyor. Yani 2000 mesela 12'de bir şey paylaştım. Onu belki bulmak için biraz uğraşmanız gerekir ama bu sabit bir sayfa olduğu için burada hemen her şeyi bulabilirsiniz. En son mesela yaklaşık 700-800 tane bu alanla ilgili lisansüstü tezin şeyini yaptım. Onları YÖK'ten çektim, özetlerini, künye bilgilerini. Tek bir belgede topladım. Onu da burada bulabilirsiniz. Yani alanla ilgili ne varsa aklınıza gelebilecek. Mesela Osmanlı dönemindeki tarihi kitaplar, efendim bunları PDF olarak internet ortamında bulabilirsiniz. Ama ben onların hepsini tabi caizse ilgilenenlerin, meraklıların ayağına getirdim. Yani böyle bir çalışma yaptım. Yıllardır da yapıyorum, güncelliyorum. Sağ olsun gruptaki arkadaşlarımız da, dostlarımız, hocalarımız da bu konuda çok katkıda bulunuyorlar. Yani dünyanın her tarafından dostlarımız var grupta. Amerika'da hocam şu çıktı diyor. Bakıyorum hemen onu bu sayfaya ekliyorum. Bu şekilde zenginleşiyoruz yani. Yani tabi caizse bu alanla ilgili şeyler hep şeye akıyor, gruba akıyor. Ben de o gruptan alıp bu sayfada birleştiriyorum. Böyle bir çalışma yapıyoruz. Peki genel ağda neler var? Bakın bu benim 2010'da nacizane yaptığım bir çalışma. Avrupa Birliği projesi gerçekleştirirken bir ay kadar bir süremiz vardı. Dedim ki ya ben bunu madem öğreneceğim o zaman şey yapayım, yani öğrencilerle vakit geçireyim. Yurtta bir ay boyunca öğrencilerle kaldım. Ama o arada öğrenciler odalarına çekilince oturdum, dedim ki ya bunun ben bir de sitesini kurayım dedim. Ondan sonra öyle bir şey yaptık. Hatta burada da yazıyor zaten işte yurt içi ve yurt dışı gezileri falan diye böyle bir takdim yazısı da yazdım. Amacım İngilizce bilenlere Türkçe öğretmekti. İki dilli bir sayfa hazırlamaya çalışmıştım. Ama devamını getiremedim. Yani idari görevler, akademik çalışmalar derken biraz eksik kaldı. Bir de beni geçtiler aslında. O zaman öyle bir çalışma fazla yoktu. Şimdi göstereceğim birçok güzel çalışma oldu, profesyonel. Çünkü bir ekip işi bu. Demin de ifade ettim. Yani uzaktan eğitim platformu oluşturmak sadece Türkçe bilenlerin, yani yabancıları, Türkçe uzmanlarının işi değil. Yani işin içinde birçok uzman var. Yazılımcılar var, tasarımcılar var. Yani birçok alandan insanla birlikte yapmanız gerekiyor. Bu Princeton Üniversitesi'nde Erika Gilson ve Nergis Erol Çağatay hocalarımız yapmış ama şu anda belki aktif olmayabilir. Çünkü bir de şöyle bir akıbeti var bu projelerin. İnternet üzerindeki projeler arkasında kurumsal bir destek yoksa akıbeti çok hayırlı olmuyor. Bir de şöyle bir şey var. Mesela siz Flash'ta bir şey yaptınız, site tasarladınız. Şimdi Flash'ı mesela o Flash'ı üreten şirket desteklemiyor. Diyor ki işte bu sene diyor artık Flash'ı desteklemiyorum. Yani yaptığınız çalışma adeta çöpe gidiyor. Yani bu teknolojinin bir de böyle bir tarafı var. Yani uğraşıyorsunuz Sonra diyor ki ben onu desteklemiyorum diyor. Yaptığınız çalışma bir anda çöpe gidiyor veya bizim gibi bireysel çalışanlar, Allah korusun, hani başınıza bir şey geldiği zaman onun arkası gelmiyor. Gelmeyince de ya emekli oluyor. Yani böyle örnekler de var. Çünkü sıklıkla takip ediyorum, güncelliyorum. Yani devamlılık isteyen bir şey. Sürdürülebilirlik çok önemli. Mesela Yunus Emre Enstitüsü bir kurum. Orada müdürler değişebilir, hocalar değişebilir, idari kadro değişebilir ama kurum devam ettiği için o kurumun projeleri devam eder. Yani güncellenebilir sürekli bir şekilde. Destek açıdan, çok önemli. Evet, bu noktada destek çok önemli. Ya yani benim yaptığım benle kaim ama benden sonra devam eder mi etmez mi bu şey bir şey, yani belirsiz bir şey ama kurumsal olduğu zaman bu şey için de çok önemli. Yani bu bir buzdolabı aldığınız zaman da değil mi? Yani büyük bir şirket olsun, servisi olsun diyorsunuz. Aynı şey bu için de geçerli. Ben soruları hazırlarken ücretsiz bir program kullanmıştım. Hot Potatoes diye. Yani her şey de ücretli değil aslında. Yani mesela fotoğraflar var. Eğer internette fotoğraf kullanacaksanız ücretsiz fotoğraf siteleri var. Yani oradan da alabilirsiniz. Mesela diyelim ki bir fili öğreteceksiniz. Fil fotoğrafı biri diyor ki ya bu teliftir diyor. Parasını verirsen diyor ancak diyor kullanabilirsin. O biri diyor ki ya ben çektim diyor. Hayrına diyor bağışlıyorum diyor. Orada siz onu alıp kullanabiliyorsunuz. Her türlü kullanabiliyorsunuz. Yani ücretli olanlar da var, ücretsiz olanlar da var. Ne yapacağınıza bağlı. Yani kimsenin kullanmadığı bir şey kullanacağım derseniz bunun bir maliyeti var. O maliyeti ödemeniz gerekir. Ama herkes açık olan bir şey kullanacağım derseniz, amatör bir ruhla hareket ediyorsanız onda çok bir sıkıntı yok. Orada ücretsiz fotoğraf sitelerinden alabilirsiniz. Aynı şey müzik için de geçerli. Yani çünkü kimi zaman İşin içine müziği de katmak istiyorsunuz, şarkıları katmak istiyorsunuz. Böyle siteler de var. Yani ücretsiz müzik şeyleri, hani parçaları alabiliyorsunuz. Ücretsiz bir şekilde onu kullanabiliyorsunuz. Yani bu işlerin en önemli tarafı telif. Telife dikkat etmezseniz başınız çok ağrır. Yani bu çok önemli. İnternet dünyasında telif, çünkü bunu çok takip ediyorlar. Mesela dizilerden İşte küçük fragmanlar alacağım dersiniz. YouTube'a yüklediniz. Hemen ikaz gelir size. Bu teliftir der. Kaldırırlar yani. Hiç şansınız yok. Uyarırlar sizi. Ondan sonra kaldırırlar. Yani ben dizilerle Türkçe öğreteceğim dersiniz. Kendi başınıza öğretirsiniz. Onda bir şey yok ama bunu internet ortamına taşıdığınız zaman, yani alenileştiği zaman o zaman o şirket, yani dizi yapımcısı sizin kapınızı çalar. Bazen avukatıyla çalar. O zaman başınız ağrır. O açıdan bu telif olan materyallerin internet ortamında paylaşılması, ya ben eğitim için paylaşıyorum diyorsunuz ama bunu bazen dinlemeyebiliyorlar. Yani böyle bir durumda söz konusu. Bu Hot Potatoes'ta test uygulayabilirsiniz, çoklu boşluk doldurma soruları uygulayabilirsiniz. Onunla ilgili de hemen bir örneğimiz var. Mesela sayı alıştırmaları. Bu uygulamanın arka tarafı. Burada seçenekleri yazıyorsunuz. Sonra da son ürün böyle çıkıyor. Burada ABC diye tıkladığınız zaman öğrenci doğru yanlış işaretleyebiliyor. Sonra da soru görebiliyor. Mesela Edmodo var yine. Edmodo diye bir platform var daha doğrusu. Yaklaşık 49 milyon diyor ama belki şu an sayı artmıştır. Öğretmenler, öğrenciler, veliler burada yer alıyorlar, burada buluşuyorlar. Böyle bir ortam hazırlanmış. Şimdi salgın döneminde bu platformlar hakikaten çok önemli. İşte Zoom mesela. Burada örnek de var. Bakın ben üye olmuştum denemek maksadıyla. O da Rosetta Stone diye yine bir uygulama var. Daha doğrusu ne diyelim, internet üzerinden de yapabiliyorsunuz. Mesela Türkçe de var Rosetta Stone'da. İşte sosyal medyaya ya da internete hangi cihazlardan giriliyor dense cep telefonları başı çeker. Belki sonra tablet gelir. Sonra bilgisayar gelir, dizüstü bilgisayar. Yani herkesin bilgisayar alma şansı yok ama cep telefonu alır. Çünkü cep telefonu, bilgisayarla fotoğraf çekemezsiniz ama cep telefonuyla fotoğraf çekersiniz, internete girersiniz. Birçok işi birlikte yaptığı için insanlar öncelikle onu tercih ediyor. Dolayısıyla da Android ve Apple platformlarında insanların eğitim alabilecekleri bir takım uygulamalar geliştiriyorlar. Bunların bir kısmı ücretli, bir kısmı ücretsiz. Bunları indirerek değişik öğrenme hedeflerini gerçekleştirebiliyorsunuz. Bakın burada hemen örnekleri var. Bakın işte Türk iş diyor. Easy Effect, yani İngilizce yazmışlar. In-fly Turkish demiş. Learn Turkish. Bu şekilde dolarla yazmış. Küçük rakamlar baktığınız zaman Avrupalı birine çok dokunmaz ya da Amerikalı, ama $1 dediğiniz zaman 7 ile mi çarpıyoruz şu an? 7,5. Evet. Yani baktığınızda 7,5 değil mi hocam? Evet. Bu Android'de de yine böyle uygulamalar var. Şimdi bunun şöyle bir tarafı var aslında. Bazen bana soruyorlar, hocam ya ben Tömer'lerde görev alamıyorum ama kendi kendime de bir şey yapmak istiyorum. Diyorum ki yani bir fikrin varsa bunu bir yazılımcı arkadaş bul kendine, onunla bu fikrini paylaş ve ondan sonra böyle bir çalışma yap. Yani böyle de yapılabilir. Yani illa herkesin sınıf ortamında ders vermesi gerekmiyor. Böyle uygulamalar da yapılan. Dedim ya biz işin Türkçe nasıl öğretilir kısmındayız ama işin teknik kısmını bilmiyoruz. Yani bilişimci biriyle bir araya geldiğimiz zaman böyle güzel örnekler ortaya çıkabilir. Rosetta Stone dediğimiz nedir? Arkasında bir teknoloji var ama içeriği kim oluşturuyor? Bizler oluşturuyoruz. Elbette. Bu açıdan yani bir ekip işi bu. Yani uyumlu bir ekip ortaya çıkarsa niye böyle bir çalışma olmasın diye insan düşünüyor. Ben de zaman zaman grupta da hani belki birinin düşüncesini çeler diye böyle proje önerileri sunuyorum. Hani genç arkadaşlar belki yaparlar diye. Online kurslar dediğimiz zaman çevrim içi. Şimdi salgın öncesinde işte İtaki, Preply, Udemy, Verbal Planet, Online Education Center, o da Nagihan hocamız var. Onun kurucusu olduğu bir Turka Grup diye. Onlar da yine online çevrimiçi olarak ders veriyorlar. Tabii salgından sonra bütün tömerlerde, hocam da bahsetti, mecbur kaldılar. Yani yüz yüze eğitim yapılamadığı için. Bir iki yerde yapılıyor galiba bildiğim kadarıyla. Ama genel olarak bütün tömerlerin birçoğu uzaktan eğitime geçtiler. Tabii orada da bir takım sıkıntılar var. Hocam biraz bahsetti. Özellikle ölçme değerlendirme konusunda sıkıntılar var. Ondan da biraz ilerleyen şeyde bahsederim. İşte Yunus Emre Enstitüsü'nün Türkçe öğretim portalı var. Bu hakikaten yani çok önemli. Yani binlerce insan, belki işte 200 bin civarında üyesi olduğunu hatırlıyorum. Belki artmış da olabilir salgın döneminde. Kendi kendine daha Türkçe öğrenebiliyor insan. Sonra Hülya Plancı hocamızın da içinde yer aldığı bir proje, Anadolu Üniversitesi'nin projesi. Bunun da sayfası sanırım değişti. Bir başka platforma aktarıldı. Geçen paylaşmıştım onun adresini de. Hatta hocamız sağ olsunlar lütfettiler. Beni de Eskişehir'e davet etmişlerdi. Orada bir çalıştayda projenin nasıl yürüdüğüne dair bir sunum yapılmıştı. Biz de naçizane katkılarımızı sunmuştuk. Orada da demin de ifade ettiğim gibi farklı alanlardan hocalarımızla karşılaştık. Yani projeyi yaparken sadece Hülya hocamız yoktu. Onun dışında teknik ekipten hocalarımız da vardı. Çok önemli bir çalışmaydı o da. Hocalarımızı kutluyorum. Yine burada bir başka çalışmada unuttum şimdi. Bir üniversitemizde, üniversitenin adını unuttum. Ha. Allah Allah. Adını yazmayınca, evet. Şurada vardı. Bir dakika. Evet. Yaşar Üniversitesi. Yaşar Üniversitesi. Yok. Şimdi bir anda şey yaptım. Şurada vardı zaten. Yaşar Üniversitesi. Evet, Türkçe öğreniyorum platformu. Burada yine Muhittin Gümüş hocamız, o da bu alanda aslında Ankara Tömer'in ilk okutmanlarından biri bildiğim kadarıyla. Tabii, selam olsun hocama. Evet, onların da hocam. Evet. Onların da Altın Köprü diye var. Uzaktan Türkçe öğretim portalı var. Ücretsiz olarak hazırladıkları. Bu da Bekir İnce hocamızın hazırladığı video yoluyla Türkçe öğretimi. Aslında Anadolu Üniversitesi'nin de videoları var. Orada daha çok hani nasıl diyeyim animasyonla öğretim söz konusu. Bekir hocamızın projesinde ben o zaman Tömer'de idareciydim. Bizde devam eden öğrenci arkadaşlarımızla da çalıştı. Mesela Ürdünlü bir arkadaşımız var. Arapça videolarda o yer aldı. Buradaki mantık şuydu. %20 ana dilinde, %80 de Türkçe olarak bu videolar hazırlanıyordu. Mesela bazı dil bilgisi açıklamalarını yaparken kendi dilinde bu açıklamaları yapıyordu. Şeyde de var bu. Eğer dikkat ederseniz İstanbul setinde de bunun örnekleri var. Orada da bazı açıklamalar, anlaşılmayacak olan Türkçe olarak, anlaşılmayacak olan kısımlar İngilizce olarak verilmiş. Hatta hocam tanışmada da bir boşnak kız çocuğu var, konuşuyor. Tabii bu da işin başka bir boyutu. Belki o da ilerleyen zaman, daha tanışma kısmında boşnak bir kızcağız konuşuyor. Bu 3 dakikada Türkçe'de mi? Yok, İstanbul'da. Ha, İstanbul'da. Şeyi görmedim ama ben. Bu hani örneklerini gördüm ama bu ne diyorlar? Zenginleştirilmiş kitabı tam içeriğini görmedim. Ben biraz baktım. Evet. Onlar da geliştirmek için yeni teknikler falan bulmaya çalışıyorlar elbette. Evet sağ hocam. Sağ olsunlar. Duolingo var yine. Bundan da Türkçe öğrenmeye çalışanlar var. Online Education Center, bunu söylemiştik. Udemy var. Bu Udemy Preply, mesela Preply'da bunu da ben bazen arkadaşlar soruyor. Hocam ben kendi namıma ders vermek istiyorum. Uzaktan eğitimle nasıl olur diyorlar. Bu platformlara üye oluyorlar. Burada değişik rakamlar var. Yani serbest piyasa. Mesela saati 58 lira demiş. Diğeri saati 75 lira demiş. Burada bir de yıldızlar falan da veriyorlar. Yani ders alan öğrenciler öğretmenlere yıldız veriyorlar. Yorumlar yapıyorlar. Bu şekilde gerçekten hani iyi ders veriyor mu, vermiyor mu? Bu ölçülmeye çalışılıyor. Yani böyle de bir yol var. Yani ille de bir kurumsal bir çatı altında ders vermek gerekmiyor. Ama tabii kurumsal çatı altında yani iş garantisi var, maaş var, sigorta var diye belki düşünülebilir. Ama yani bu da bir yol aslında. Yani bazı hani bana diyorlar hocam sen zaten tuzu kurusun işte devlettesin. Yani bunu rahatlıkla konuşuyorsun ama bir de gel bize sor. İşte KPSS var, şu var, bu var diye. Yani kolay bir iş değil ama biz de mezun olduğumuz zaman hocam da biliyor. Fen Edebiyat'ta 92'de mezun oldum. Dediler ki benim o zaman öğretmenlik sertifikam da vardı. Dediler ki Fen Edebiyat mezunları Milli Eğitim'de öğretmen olamayacak. Ben kızdım, bir daha Milli Eğitim'e başvurmadım. Özel okul, ondan sonra dershane 4 yıl. Sonra işte akademiye geçtik. Yani kendine göre zorlukları var mı? Var. Yani şimdi olmaz mı? Sigortama bakıyorum. Mesela bir ay çalışmışım. 15 gün göstermişler. Yani bu özel sektörün de böyle bir takım sıkıntıları var. Yani dershanecilikte. Ama neticede Yani bunun da kendine göre artıları var. Yani böyle düşünmek lazım. Ben her iki tarafı da gördüğüm için rahatlıkla söyleyebiliyorum. Şimdi buradan şuraya geldik. Second Life diye bir şey var. Platform var. Yani bir Word diyorlar. Bu aslında yani ben çok şey yapamadım. Nasıl söyleyeyim? Hani çok hani tatmin olamadım bu şeyden. Mesela bazı Türkiye'deki üniversiteler bu ortamda, yani şöyle söyleyeyim, bir kampüs düşünün ama sanal bir kampüs. Yani ya da bir sınıf düşünün, sanal bir sınıf. Siz bir elbise giyiyorsunuz, sanal bir elbise giyiyorsunuz. Onunla beraber oraya gidiyorsunuz. Uçabiliyorsunuz, yürüyebiliyorsunuz. İşte mesela bazen şey yapıyorum, işte orada bir, nasıl diyeyim, yani Londra'da bir kafe mesela. Hani İngilizce biraz ilerleteyim diye böyle bir şeye girdim. Hani dünyaya girdim. Baktım orada sürekli müzik oluyor. İşte dans var, bilmem ne var falan filan. Şimdi yani ama beni çok cezbetmedi. Yani belki hani şimdi Matrix filminde var ya, hologram, hologram böyle bir takım şeyler. O tarz bir şey olsa ki ona geliyor. Hülya Hocam da belki katkı verir. Yani bunu da hatta yabancı Türkçe öğretiminde öğrencilerimizle de uygulamasını yaptık. Canlı olarak yaptık. Bir sanal dünyaya girdik. Orada dolaşırken bir hanımefendiyle karşılaştık. Çocuklara dedim ki arkadaşlar hadi konuşun bakalım, tanışın. Onlar işte İngilizce bir takım cümleler söyledi. Ben de yazdım. Tanıştık. Rusya'dan bir bayanmış. Ondan sonra işte biz şöyleyiz, biz böyleyiz falan diye öğrencilerimize canlı böyle bir tanışma yapmıştık. İngilizce konuşmuştuk. Çocukların da çok hoşuna gitti aslında. Öyle bir uygulama yapmıştık. Böyle bir ortam. Second Life dedikleri böyle bir ortam. YouTube kanalları var. YouTube kanallarında da Türkçe öğretiliyor. 3 Dakikada Türkçe'nin ve Anadolu Üniversitesi'nin platformlarının videoları da bu YouTube'da yer alıyor. Bir de amatör ruhla hazırlanmış olan videolar da var. Yani bunlar, yani ya ben de varım demiş ama tabii akademik olarak hani baktığımızda bize göre eksik olan hani desteklenmesi gereken bir takım noktalar da söz konusu. Yani bu uzaktan eğitim. Yani değişik hani platformlar var. Aynı şey cep telefonu uygulamaları için de geçerli. Yani herkesin kendini hak gördüğü, ya ben de bu işte varım dediği bir ortam. Yani bunun önünü de alamıyorsunuz. Yani böyle de bir durum var aslında. Yani bir tür uygulama enflasyonu var fakat bunun bir şeyi yok, akreditasyonu yok. Yani herkes materyal üretiyor. Onun da müşterisi var. Yani işin tuhafı, onun da müşterisi var. Hatta YouTube'da diyelim izlenme oranı şu kadarsa para da alıyor yani. Ama akademik bir gözle baktığında ya bu da olur mu diyorsun mesela. Yani öyle bir şey öğretiyor ki ya böyle de öğretilir mi diyorsun. Ama değil mi? A1, aynen öyle. A1 seviyesinde bakıyorsunuz gitmiştim var orada. Allah Allah. Evet. Şimdi gitmiştim. Türkçe bilmeyen yani, söyle. Böyle bir durum var işte, bu serka programları aslında bir açıdan yani biraz böyle hani şey getiriyor, bir standart getiriyor. Yani keşke o arkadaşlar bu programlara katılsalar. Yani en azından ya giriş kısmında akademik olarak da ya bu işlerde böyle dönüyormuş diye düşünebilirler ama kimsenin böyle bir şeyi yok. Yani diyor ki ya ben de öğretirim diyor. Türkçe biliyorum ya diyor. Ana dilim Türkçe. Ama yani öğretim şeyi yani çok yönlü, yani ikinci dil edinimi diyorlar buna, çok yönlü bir şey. Yani hani değişik uzmanların bir araya gelmesiyle hani iyi şeyler o zaman ortaya çıkıyor. Hatta pedagog, yani psikolog mesela çocuklara Türkçe öğretiyorsan o materyalin çocukların psikolojik seviyelerine uygun olması lazım. Her şeyi, her resmi koyamazsın oraya. Her karakteri canlandıramazsın. Mesela çizgi filmlerde de var bu. Yani dolayısıyla burada birçok alandan uzmanın bir araya gelip oluşturduğu bir şey. Ama diyor ki ya ben de yaparım diyor. Yaparsın ama yani işte bunun yani faydadan çok zararı da olabilir. Yani çünkü Türkçe bizim şeyimiz, bayrağımız, ses bayrağımız. Dolayısıyla onu hep gönderde görmek istiyoruz. Aşağı düşürmek istemiyoruz. O zaman kaliteyi yani göz önüne almamız gerekiyor. Ha, ana dil, evet, Anadolu Üniversitesi'nin. Demiştim hani animasyonlarla. 3 Dakikada Türkçe'nin de yine YouTube'da kanalı var. Önder Çangal hocamızı çoğumuz duymuşsunuzdur. Özellikle hem kendi videoları var hem de İstanbul Aydın Üniversitesi'nin yaptığı seminerleri, videolarını burada hocamız kanalında paylaşıyor. Hakikaten onu da yürekten tebrik ediyorum. Bu konuda canla başta çalışıyor. Hem deneyimlerini de paylaşıyor. Hiçbir karşılık beklemeden. Yani şöyle söyleyeyim, ben bu alana girdikten sonra şunu gördüm. Hani bazen işin içine para giriyor diyorlar, şöyle paralar dönüyor falan ama yani gördüğüm şey şu, yani Ali hocamdan da onu görmüştüm ilk tanıştığımız andan itibaren. Bu iş gönül işi. Yani parayla yapılacak bir iş değil bu yani. Değil. Hakikaten gönül işi. Yani çok hani 4 yıl boyunca birçok şey yaşadım ben. Yani öğrencilerin yaşadığı sıkıntılara işte tanık oldum. Onlara elimizden geldiği kadar yardımcı olduk. Yani gecenin bir yarısında arıyorlardı beni. Hocam öğrenci dişçi arıyor, doktor lazım. Arabaya atlıyordum, gidiyordum, dişçi buluyordum yani. İşte ondan sonra da gidip yurduna teslim ediyordum. Şimdi böyle şeyler yaşadık bizler. Dolayısıyla bu bir gönül işi. Ha, burada da şey var hocamızın paylaştığı Aydın Tömer seminerleri. Hacettepe Üniversitesi'nin yine sempozyumu var. Efendim Yadot yakın konuşmaları diye yine bunu görebiliyorsunuz. Gürkan Bilgisu hocamızın yine bir sitesi var. Çevrimiçi ders platformları dedik. Onlardan biri Zoom. Biraz da hızlandırmak istiyorum. Microsoft Teams, Adobe Connect. Ama şöyle bir bu Facebook'un güzel tarafı şu. Anket oluşturuyorsunuz. Dedim ki ya salgından sonraki aylarda dedim ki ya en çok hangi platformu kullanıyorsunuz? 59 üyemiz Zoom'u kullandığını, işte 10 kişi Adobe Connect'i kullandığını ifade etmiş. Böyle bir takım anketler uygulayarak da yani alanın ne yönde bir eğilim gösterdiğini de anlamaya çalışmıştık. Peki yakın gelecekte ne var? Yakın gelecekte bakın hemen burada şöyle bir şey var. Bir haber. San Francisco'daki Kaliforniya Üniversitesi'nin bir grup bilimin geliştirdiği bu yeni beyin implantının bazı hastalıklar nedeniyle konuşamayan insanların konuşmalarına yardımcı olması amaçlanıyor. Yani şeye geleceğim, Neuralink'e geleceğim burada. Şunu geçeyim, Robot Sofya. Neuralink'e geleyim. Neuralink dediğim gibi Elon Musk'ın bir projesi. Yani bir şirket aslında. Burada bir beyin implantı var gördüğünüz gibi. Ve bunu taktıktan sonra diyor ki 5 yıl içinde konuşmamıza gerek kalmayabilir diyor. Yani iddiası bu. 5 yıl içinde insanların dil bilmeye ihtiyaçlarının olmayacağını savundu diyor Elon Musk. Bu bir haber metni. Yani bize de ihtiyaç kalmayacak mı? Yani böyle bir durum da söz konusu gelecekte. Şu haberi yine paylaşmak istiyorum sizle. Bu Türk mühendisleri ve Sakarya Üniversitesi Teknokent'in akademik işbirliğiyle geliştiren yapay zeka destekli yapısıyla VEX seviye tespitinin ardından kullanıcıların ilerleme hızına ve dil gelişimlerine bağlı olarak en uygun ders materyallerini anlık bildirimlerle destekleyerek, bakın bu önemli, kişiye özel bir eğitim süreci sunuyor. Şimdi bizim en çok aslında yani bu yüz yüze eğitimde olsun, uzaktan eğitimde olsun yaşadığımız sıkıntı şu. Yani herkese mesela bir şey düşünün, bir doktor düşünün, herkese aynı ilacı veriyor. Herkese aspirin veriyor. Biz de ne yapıyoruz? Herkese aynı Türkçe öğretim setini veriyoruz. Ama ihtiyaçları farklı bu insanların. Şimdi bu teknolojinin, yapay zekanın aslında bize getirdiği en büyük yenilik, işte bu haberde de geçiyor, kişiye özel bir eğitim süreci sunması. Yani bu çok önemli bir şey hakikaten. Yani bu teknolojinin bize sunduğu en önemli şeylerden biri bu. Yani ihtiyaçları nedir? Mesela bir şirket düşünün, müşterisine önce soruyor, anket yapıyor. Yani onu tanımaya çalışıyor. Mesela piyasa araştırmaları yapılıyor. Müşterisinin ihtiyaçlarını belirliyor. Ondan sonra ona göre tasarım yapıyor. Peki biz ne yapıyoruz? Müşteriye ne sunuyoruz? Müşteriye diyoruz ki yani burada setlerin hangisi olursa olsun fark etmiyor. Onlar da şöyle düşünüyor. Yani kişi özel set çıkaramazsın çünkü maliyet var burada işin içinde. Dolayısıyla standart yani vasat yani orta bir şeyde yani ne yapılıyor? Bir Türkçe öğretim seti hazırlanıyor. Hani mesela şöyle düşünelim. Türk Cumhuriyetlerinden gelen öğrenciler, onları mesela Nijerya'dan gelen bir öğrenciyi aynı sınıfa alır mıyız? Bazıları diyor ki almayız. Hani böyle tartışmalar da var biliyorsun. Neden? Çünkü onların Türkçe altyapıları var. Mesela Azerbaycan'dan gelen bir öğrenciyi, Nijeryalı bir öğrenciyi aynı sınıfa alır mısınız? Genel eğilim alırız diyor. Yani öğrenme hızı arttıkça ona seviye tespit sınavı yaparız. Sonra bir sonraki kura getiririz. Şimdi yani bu yapay zeka ise ne yapıyor? Nijeryalı öğrenciyle Azerbaycan'dan gelen öğrenciye diyor ki sizlerin diyor öğrenme hızlarını ben diyor algılayacağım. Yani yapay zeka ona göre size farklı bir takım programlar sunacağım. Yani şimdi bunu biz yüz eğitimde yapamıyoruz. Yani yapıyoruz ama çok esnek değiliz. Ama bu yapay zeka teknolojisi aslında ne yapıyor? Bize böyle bir fırsat tanıyor. Yani yakın gelecekte ki eğitim süreçlerinde belki yapay zeka bizim işimizi elimizden almayacak ama işimizi kolaylaştıracak. Çok 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 pozitif bakıyorsun değerli hocam. Evet. Bu da Robosofya, belki biliyorsunuzdur, YouTube'da da videoları var. Yani insan gibi konuşuyor ve işte jest ve mimikleri var. Sizin söylediklerinizi en azından İngilizce olarak anlıyor, gülüyor, espri yapıyor. Yani böyle bir teknoloji söz konusu. Bu da Avatar Project Milestone diyor 2045 yılında. Bunun da amacı şu, diyor ki biz ölümlüyüz insan olarak. Peki ölümsüz hale nasıl geleceğiz? Beynimizi kopyalarsak. Aslında Neuralink'in de belki ilerideki amaçlarından biri bu. Yani beynimizde ne var ne yok bunu bilgisayar ortamına aktarırsak o zaman biz ölümsüz olacağız. Yani bizim deneyimlerimiz kaybolmayacak. Yani öldüğümüz zaman işte beyin çürüyor. Ondan mesela Einstein'ın beyni var. Kavanozda duruyor. Resmini gördüm. Ama o kavanozdaki beyin artık bir izafiyet kuramı ortaya çıkaramıyor. Şimdi diyorlar ki biz insan beynini kopyalarsak deneyimlerini, işte Neuralink'e mesela yapılan eleştirilerden bir tanesi bu. Yani beyinle bilgisayar arasında bağlantı kurulursa yani beyin internete doğrudan bağlanabilir. Peki dışarıdan beyine müdahale edilebilir mi? Yani hacklenebilir mi beyin? Yani böyle bir takım şeyler var. Yani etik olan bir takım tartışmalar var. Hukuki olan bir takım tartışmalar var. Tamam beyni internete bağlayalım. Yani ama peki bu koyduğumuz şeyler hani beyne yerleştirdiğimiz implantlar yoluyla acaba beynimize de bir takım yanlış mesajlar iletilebilir mi? Yani insan kontrol edilebilir mi? Bu tehlikede eleştiriler arasında yer alıyor. Yani yakın gelecekle ilgili. Yani her şey güllük gülistanlık değil hocamın dediği gibi. Hani karamsar olmak istemiyorum ama böyle de bir takım tehditler söz konusu. İşte Musk şöyle demiş, insan kafatasında bir delik açarak sinirlere bağlayacağız ve bu çip bir cep telefonu ile kontrol edilecek demiş. Yani bir cihaz var beyne bağlanan. O bir işlemciye bağlı ve bu işlemci de cep telefonu ile kontrol edilecekmiş. Şimdi kitap önerilerim var bunlarla ilgili. Birinci önerim Ray Kurzweil'in İnsanlığı 2.0. Bu tekillik diye bir şey var. Yani bilgisayarla insanın tek bir şeyde olduğu, yani nasıl diyeyim, yani biyolojik varlıkla sanal varlık tek bir şeyde birleşiyor. Aslında Neuralink'in yapmaya çalıştığı da biraz bu. Yani bu Ray Kurzweil'in öngörüsünü gerçekleştirmeye çalışıyor Elon Musk. İkincisi Harari'nin Homo Deus, Yarının Kısa Tarihi kitabı. Bir de şey var, 21. yüzyılda 21 ders diye bir kitabı daha var. O da çok önemli bir kitap. Bu konularla ilgili. Bizim alanımızla ilgili kitaplara baktığımız zaman Ahmet Benzer hocamızın Dijital Çağda Öğretim Teknolojileriyle Türkçe Eğitimi kitabı. Bunu önerebilirim. Bu çok yeni bir kitap değil mi değerli hocam? Yok, bu bayağı oldu. Oldu mu? Bayağı oldu. Hatta ikinci baskısı da oldu galiba. Hülya hocamızın kitabı Açık ve Uzaktan Türkçe Öğrenme Sistemleri için Ölçütler kitabı. Bu da yeni çıktı. Ali Göçer hocamızın. Ben bununla karıştırdım. Evet, Türkçenin Uzaktan Öğretim ve Öğrenimi yine çıkan bir kitap. Bu da Kerim Sarıgül hocamızın e-kitabı. İlk başta ücretsiz dağıtmıştı okurlara tanıtmak için. Şimdi 10 lira fiyat koymuş. O da onun emeği tabii. Gayet doğal. Dijital ortamlarda dil öğretimi, mobil uygulama örnekleri adını taşıyor. Film önerisi de Exmation filmi. Yani bunu ben derste de izletiyorum lisans öğrencilerine. Diyorlar hocam dil bilgisiyle Exmation'ın ne ilgisi var? Chomsky'nin kuramından bahsediyor burada. Bir bölümü var burada. Chomsky'nin kuramından bahsediyor. Yani dil öğrendik ama doğuştan mı değil mi? Mesela onunla ilgili bir takım şeyler var. Tabii başka şeyler de var bu konuyla ilgili. Yani gelecekte nasıl bir dünya bizi bekliyor? Buna dair ipuçları var. Biraz karamsar aslında. İpucu var ama biraz karamsar. Bir de National Geographic'in Geleceğe Doğru belgeseli var. Yani 4-5 bölümlük bir belgesel. Türkçe dublajlı. YouTube'da da bulunabilir aslında. Orada da aslında şey var. Mesela bir karı koca var. Kızları trafik kazasında ölüyor. Ölmeden önce beynini bilgisayara kopyalıyorlar. Sonra o kopyalanan veri robota yükleniyor. Robot ama yine kızlarına benziyor. Yani kız adeta robotla canlanıyor. Aileye katılıyor falan. Böyle bir şey yani. Böyle bir durum. Sevgili hocam, aramızda sosyologlar ve psikologlar da var. Psikiyatrlar da var şu anda bizi izleyen. Bölüm başkanımız, Pınar hocamız var, Akil hocamız var. Onlar bu başka bir bakış açısıyla çok ilginç bulduklarından eminim hakikaten. Evet. Ya zaten şöyle Ali hocam, yapay zekanın hukuki altyapısı üzerine çok tartışılıyor. Bizde de Ankara ve İstanbul barolarında bu konuda bir takım birimler oluşturuldu. Hatta Ankara barosunda beni de gruba dahil ettiler bir hocamız vasıtasıyla. Ben ara ara bakıyorum bu konulara. Yani mesela otonom arabalar diyor, araba kaza yaptığında suçlu kim? Yani aynı şey Neuralink için de geçerli. Aynen öyle. Hocam ben dijital kıyametin kopmasını isteyenlerdenim. Kimse kusura bakmasın. Korkutuyor bu. Evet. Böyle bir şey hocam. Beni sabırla dinlediğiniz için, ben saate de bakmadım ne kadar süre. 45 dakika dedim ama süreyi aştım herhalde. Hocam. Maşallah. Hocam çok teşekkür ederim. Evet, ben teşekkür ediyorum. Beni sabırla dinlediğiniz için çok sağ olun, var olun.